İşin bu kısmı biraz dikkat istiyor. Çünkü tablayı oturturken hata olursa atış esnasında tablo vakattan çıkabiliyor. Tablonun yataktan çıkması atışa herhangi bir etki etmiyor. Negatif etki etmiyor fakat yani atışta canınızı sıkar, başka bir işe yaramaz. Bu arada bu aletler tehlikelidir. Kullanırken çok dikkat etmeniz gerekli. Eğer el becerinize güvenmiyorsanız tehlikeli aletleri kullanmakta bence acele etmeyin. Çünkü Allah korusun gerçekten ben çok kestim. Ben alıştım gerçi de hoş olmuyor, güzel olmuyor kesildiği zaman. Setlere alıştı. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Bizim tablamızın genişliği 70 milim, 70 milim, 35 milim yarısı yapar. Ölçümüz yapıyoruz. Merkezleme çizgimizi çekiyoruz. Evet. 35. Ben kumpasla yapıyorum. Siz metreyle de yapsanız olur. Şunun kestiğimiz yivin yatağın çapı genişliğine bakıyoruz. Benimkisi 21.56, yani 22. 22'nin yarısı 11 milim. 11'den merkezleyip iki tane çiziyorum yine. 11, 11, 22. Evet. İdealde derinlik olarak da ideal 30 milim, 30 santim. Ben 30 yapıyorum. 30 da ideal, yeterli. Evet. Şu şekilde gözüküyor mu? Evet. Kesmem gereken noktayı çıkartmış oldum. Siz de aynı şekilde yaparsınız. Demir testeresiyle kesebilirsiniz. Normal ağaç testeresiyle kesebilirsiniz. Ben şimdi kesmeye geçeceğim. Daha sonra tekrar yine videolar yapacağım.